Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Bu yasak günlerinde yapacak iş ararken size şöyle faydalı güzel bir video çekeyim dedim. Bugün videomuzun konusu arabalarda arabamızın amortisörünü değiştirmek. Ama esas sizin için önemli olan şey burada amortisörü değiştirmek değil, arabayı basmak arkadaşlar. Ben burada daha önce benim arabamın yerleri kesikti böyle. Birazcık daha kestim. Böyle normalde ustaya gidiyorsunuz, işte 200-300 lira, 500 lira artık neyse ne kadar para isterlerse o şekilde para alıyorlar sizden. Ama buna gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü normalde şu amortisör sistemini değiştirmeniz en fazla bir saatinizi alır ve çok basit bir şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi size bunu nasıl yapacağınızı anlatacağım. Burada şöyle yakınacak. Burada benim arabamın eski patlamış bir ön amortisörü var. Amortisör patladı. Artık araba giderken direksiyonu titretme yapıyordu. Sağ tarafa doğru. Bir türlü rota yerine falan tutturamıyordu. Şimdi o zaman bir tane kendime çıkma bir ön amortisör almıştım daha önceden. Böyle bayağı da değiştireceğim diyordum. Bir türlü değiştirme fırsatı bulamıyordum. Şimdi onu değiştireceğim. Ama ilk önce amortisörü söktünüz. Şimdi amortisörün sökülmesini anlatmayacağım. Niye anlatmayacağım? Zaten amortisörü söktüm. Amortisörü takarken size göstereceğim. Zaten takabilen insan çok rahat bir şekilde sökebiliyor demektir. Şimdi amortisörü ilk önce kenara koymadan önce size ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi hatırlayın. Bakın amortisör bilyası denilen bir şey var bu Tofaş'larda. Bu mesela koruması için bunun böyle burada lastiği keçesi falan var. Şu amortisörün keçesi. Şey bilyası, yanlış konuştum. Amortisörün bilyası. Şurası. Bakın. Şuradan çıkıyor bu. Böyle çıktı. Ben bunu daha önce söktüm. Güzelce benzinle temizledim. Ondan sonra tekrar içine gres bastım. Yağ bastım. Tekrar geri topladım. Yani sökmüşken bakımlarınızı falan güzel bir şekilde yapın. İleride tekrar sorun olmasın. Daha sonra bu parçaları da güzelce temizledim. Böyle çamur falan toplamıştım her yeri. Onları da temizledim. Bunu yukarıdan aşağı bu şekilde takıyorsunuz. Normalde size şimdi amortisörü nasıl toplanacağını göstereceğim. Çok kısa bir video olacak ama yararlı olur. Eğer arabanızı da basmak istiyorsanız mesela arabanızı da basmak istediniz değil mi? Arabanızı basmak isteyen arkadaşlar için yayı burada. Mesela yayı buradan istediğiniz gibi ölçü alırsınız. İkisini de aynı hizada kesersiniz. Anlatacağım şekilde takarsınız. Arabanız basılmış olur. Fazla bir ihtiyacınız yok. Şimdi amortisörümüzü elimize aldık. Bu yeni amortisörümüz. Yani çıkma amortisörümüz. Bu amortisörün en altında böyle bir plastik parça var. İlk önce bunu takıyoruz. Amortisörün parçası zaten burada yeri var. Yeri belli bu. Bunu tak. Daha sonra biz bunu üstten kesmiştik. Bunun alt tarafı var böyle. Burada yeri belli. Bunu da oturtuyoruz güzelce. Amortisörü oturduktan sonra bakın yerini tekrardan denk getirdik. Bu aynı kesik olan kısma. Sonra bu amortisörü yukarı doğru çekin. Çünkü takarken size kolaylık sağlayacak. Daha sonra burada takozumuz var. Bu plastik parçamız. Bu plastik parça daha kolay olması için bu plastik parçayı bunun içine koyun. Bu şekilde. Hatta şunu da göstereyim. Çok basarsanız aracınızı şurayı da kesmeniz gerekiyor birazcık daha. Buna dikkat edin. Bunu kesersiniz. Buradan az bir şey daha kesebiliyorsunuz. Bunun payı var. Çok basan arkadaşlar için böyle vurma sekme yapmasın diye. Daha sonra bu lastik zaten. Onun içine geçiriyorsunuz. Bunu bu şekilde yaptınız. Bu burada duracak. Hemen hızlı bir şekilde gösteriyorum. Bakın bunun burada da aynı şekilde. Bu alt tarafta olduğu gibi burada bunun bir oyu kısmı var. Tamam mı? Bu oyu kısmını buraya da getiriyorsunuz. Sonra buradan bu demiri tekrar çektiniz. Tamam. Geriye şu iki parça kalıyor. Şimdi bu iki parçayı nasıl takacaksınız? Şöyle gösteriyorum. Bu iki parçayı üstüne koydunuz. Şöyle. Bu da burada. Şimdi arabanın üstüne montajı. Yani çok basit bir şey. Normalde yani bu kolay bilgilerden faydalanın diye çekiyorum. Çünkü yok yere bu boş zamanlarınızda elinizde alet edevat varsa kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Evimin önünde yapıyorum. Çünkü yasak. Şimdi gel şöyle. Şimdi arabanın normalde bu tarafta bakın amortisörü takılan yeri var. Şimdi burası böyle üçgen. Gördüğünüz gibi. Hatta şuradan 2 dakika şunu tutayım. Bakın bu buraya gelecek. Alttan bir ama. Alttan takacağım şimdi bunu. Yapmanız gerekebilen hiçbir şey yok. Yani
bilmeniz gerekmiyor bir şey fazla. Göstermelik üzerine tutturdum. Bir de tutmadım. Şimdi burada size göre zor olan kısım var. Yani buradan normalde fazla bilmeniz gereken bir şey yok. Şimdi bu videoların hepsini sıkacağım. Şu ortadaki de dahil olmak üzere. Ama burada bilmeniz gereken zor olan kısım burası. Gördüğünüz gibi burada bir amasör yeri var. Zaten size göre zor diyebileceğim kısım burası. İlk önce alt tarafı takıyorsunuz. Tarafı yerine geçirdik. Üst tarafı geçirmek için de sadece yapmanız gereken hareket bu. Bu kadar.
bu makine. Yanına söylemek değil mi? Hiç gelmedi biliyorsun. Hıh! Normalde takma işlemi bu kadar. Gel buraya. Tekrar gözden geçirip size sadece şu şekilde anlatacağım. Usta yok yanınızda. Sökmek istiyorsunuz. Hiç önemli değil. İki tane video bu. İki tane vida buradan söküyorsunuz. Dört tane de yukarıdan söküyorsunuz. İstediğiniz şekilde değiştiriyorsunuz. Kesmek istediğiniz, basmak istediğiniz araç olursa da buradan yayı istediğinizi kesip arabanızı gönül rahatlığıyla basın. Herkese kolay gelsin.